İspanya hükümeti Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerin önünü kesmek için hazırladığı önlem paketini bugün açıklayacak. Bölgenin özerkliğinin askıya alınması için anayasanın 155. maddesinin işletilmesi gerekiyor. Daha önce bir örneği yaşanmadığından sürecin nasıl işleyeceği merak konusu. İspanya Kralı 6. Felipe dünkü Asturias ödül törenindeki konuşmasında Madrid'in meşru bir yolu izleyeceğini ifade etti. Kral Felipe, İspanya kabul edilemez bir bölünme girişimiyle karşı karşıya. Bu sorunun çözümü demokratik kurumları devreye sokarak, anayasaya saygı duyularak ve 39 yıldır koruduğumuz parlamenter demokrasinin değerlerine ve prensiplerine bağlı kalarak elde edilecektir, diye konuştu. Başbakan Mariano Rajoy'un açıklayacağı önlem planı muhalefetteki iki büyük partinin katılımıyla hazırlandı. Sosyalist İşçi Partisi ve Ciudadanos'un desteğini alan başbakan, ayrılıkçı Katalanlara karşı elinin güçlü olduğu mesajını da veriyor. Rajoy, bölgenin özerkliğini askıya alma planıyla müzakere kapılarını da kapatmış oldu. Başbakan, planlarıyla ilgili şunları söyledi. Bu önlemlerin amacı yasal düzene geri dönmek. Çünkü ülkenin hiçbir noktasında yasaların işlemediği, kanunun olmadığı bir bölge olamaz. Bu önlemleri uygularken kurumsal düzeni de yeniden sağlamalıyız. Söz konusu önlemler kapsamında Katalan lider Carlos Puigdemont ve kabinesinin azledilmesi bekleniyor. Henüz teyit edilmese de Katalonya'da Ocak ayında erken seçime gidilmesinin hükümetin planları arasında olduğu söyleniyor. Hükümetin bu önlemleri hayata geçirebilmesi için senatonun onayı gerekiyor.